Kıymetli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle hangi dalda atama olacak? Başvurular ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Nasıl başvuracak? Onların bilgisini vereyim. Öncelikle birçok dalda atamanın var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Destek personeli hasta bakım ve temizliğinden lise mezunları 35 yaşının doldurmamış şartıyla başvurusunu yapabilir. 2022 KPSS puanı geçerlidir hepsinde. Baraj puan şartı belirtmemiz, yani en az 60 puan veya en az 70 puan diye bir kaide yoktur. Sizler bu puan türüne sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz destek personeli hasta bakım temizliğinde. Bunun haricinde diğer bir destek personeli de kadın alımları olacaktır. Veya temizlik görevlisi ataması olacaktır, 20 kişilik kadro. Yine destek personeli düzeyinde temizlik düzeyinde kadın atamaları buraya olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde puan baraj şartı yoktur. Hemşirelik atamasında 70 ve üzeri almış olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Lisans mezunları buraya başvurabilir. Psikolog mezunları, bunun haricinde dil konuşma ve terapisti, sağlık fizikçisi, fizyoterapist ataması, biyolog ataması, bunlar yine 70 puanla ancak başvurusunu yapabiliyor. Büro personeli diğer bir atamasında ise büro yönetimi gibi ön lisans mezunları en az 70 puanla başvurusunu yapabilir. Diğer bir operasyonda maliye, muhasebe, dış ticaret gibi yine sizler P93 puan türü ön lisans üzerinde başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Teknisyen atamaları mevcuttur. Makine, elektrik veya sıhhi tesisat, inşaat, biyomedikal teknikerliği, tıbbi sekreter ataması mevcuttur. En az 60 puan istiyor arkadaşlar. Laboratuvar ataması yine 70 puan şartını yazmış durumda. Anestezi ataması, nükleer tıp, elektronofizyoloji, patoloji, diş protez, ağız ve diş sağlığı, bilgi işlem destekleyenler yine Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri mezunları başvurusunu yapabilir. Veya bunların dışında yine elektrik elektronik mezunları başvurusunu yapabilir. Veterinerlik fakültesine başvuru yapmak için de yine farklı düzeyde destek personelleri veya bunların dışında teknisyen atamalarının var olduğunu görmekteyiz. Sağlık hizmetleri mesleği sokulunda diş protezler mevcuttur. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalı merkezi ise yine hasta bakımı temizliği veya bunların dışında hemşire, laboratuvar teknikeri ataması mevcuttur. Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde ise laboratuvar teknikerleri mevcuttur arkadaşlar. Tekniker atamasında yer olacak Büyükçekmece Birleşkesi'ne veya Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na veya Yapı İşlerinin Dairesi Başkanı'na mühendis atamaları, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, mimar atamaları veya inşaat teknikerliği atamaları mevcuttur. Bunların dışında rektörlüğe ise büro personeli yine büro yönetimi düzeyinde mezunlar başvurusunu yapabilecektir. Maliye, muhasebe gibi ön lisans mezunları en az 70 puanla yine buraya başvurusunu yapabilecektir. Destek personel atamaları mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Birçok farklı enstitüde, birçok farklı yerleşkede alımların var olduğunu görmekteyiz. Hepsini sizler tek tek okuyabilirsiniz. Ben linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Hepsini tek tek okuyarak çok fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi linkler, açıklamalar veya başvuru tablosu ile ilgili bütün kısımları web sitemiz üzerinden rahat iletişim sağlamış olacaksınız. Yorum kısmına sabitleyeceğim onu arkadaşlar. Sizler başvurularınızı online şekilde yapabilirsiniz. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece ve sadece online başvuru kabul edilecektir. Yine başvuru linkini de aynı zamanda yine yazımızın sonunda bırakacağım. Oradan da rahat bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Bugün itibariyle gelmiş oldu ve 15 gün içerisinde sizler başvurularınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. 27 Kasım'da başvuru başladı. Yani bugün itibariyle başladı. 15 gün daha süresi var olduğunu belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşmayı sağlarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.